Yoksa İslam dünyaya zaten hakim olmuştur diyorsa adam, zaten onun bir mücadele etme arzu olsa olmaz. Yani ona göre Afganistan'da da bir şey yoktur o zaman, Irak'ta da bir şey yoktur, Çin'de de bir şey yoktur. Müslümanların katledilmesi, böyle perişan edilmesi de zaten son derece makuldür. Yani o mantığa göre. Ve bu pasif, güçsüz ve cılız bir mantıktır. Yani teslimiyetçi mantık, aciz bir mantıktır. O şekilde İslam hakim olur mu? Kur'an İslam'ın nasıl hakim olacağını anlatıyor. Biz cahil bir insanın uslubuyla Kur'an'ın dünya hakimiyetinin arasındaki farkı biliriz. Kur'an'ın da dünyaya İslam'ın hakimiyetinin nasıl olacağını Allah bize çok kapsamlı anlatmış. Din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar. Din, İslam dünyaya hakim olmuş olmuyor o zaman. Dinin hakim olması için Allah şart koşmuş bak. Din Allah'ın oluncaya kadar. Tek din İslam kalıncaya kadar. Ve yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar. İslam'ın olmadığı her yer fitnedir zaten. Barışın, kardeşliğin, sevginin, dostluğun olmadığı her yer fitnedir. Kargaşanın, değil mi? Terörün, anarşinin olduğu yerler her yer fitne olmuş oluyor. İnşallah. Dolayısıyla Müslümanları böyle mantıklarla hep uyuttular şu ana kadar. Uyutma metotları çok yaygın. Sen duydun, 70'e yakın uyutma metodu vardır. O bir tanesi, duyduğun metotlardan bir tanesidir. Yani çok ninnici takımı vardır. Mesela Cübbeli Ahmet de 570 yıl sonra diyor Mehdi çıkacak diyor. O da bir ayrı uyutma metodudur. İttihat-ı İslam'dan bahsetmiyor, o da uyutma metodudur. Türk-İslam Birliği'nden bahsetmiyor, o da uyutma metodudur. Evimizde namaz kılıyoruz diyor. Sizi engel olan mı var diyor. Din İslam hakim olmuş işte o kadar diyor. Başka ne olsun diyor. Niye bütün dünyaya hakim olması gereksin ki diyor. Allah diyor. Kur'an zaten dünyaya hakim olsun diye gelmedi mi Kur'an? İnşallah. Değil mi? Ama böyle ilginç çok fazla insan var. Yani aslında onları çıkartıp konuştursak insanlar yani nasıl bir fitnenin nasıl bir acımasızlığın İslam alemini sardığını daha iyi görecekler. İnşallah. Mesela bak oradaki ifadesi fitne. İslam zaten hakim. Nerede hakim yani? Hakim olsa sen denizde giderken uluslararası kara su değil mi? Uluslararası bir deniz. Yani kara sularına daha girmemişsin. Gelip senin alnının ortasına 4 tane kurşun sıkabilirler mi? İslam hakim olduğu için mi öyle olmuş orada? İnşallah. Değil mi? Evet. Afganistan'da camilerin içinde postallarla gezenler İslam hakim olduğu için mi geziyorlar orada? Değil mi? Evet hocam. Irak'ta da değil mi? Postallarla caminin içinde gezenler İslam'ın hakimiyetini mi orada müjdeliyorlar? Yani burada çok samimiyetsiz bir üslup var. Yani Müslüman genç kızların dünyada çektiği çileyi herkes görüyor. Müslüman insana çektiği, dünyada çektiği çileyi herkes görüyor. Böyle hakimiyet olur mu? Olmaz. Değil mi? Evet. İslam'ın hakimiyetinde özgürlük vardır. Alabildiğine özgürlük vardır. Özgür mü insanlar? Barış vardır. Kardeşlik vardır. Ekonomik refah vardır. Sanat vardır. Estetik vardır. Bilim vardır. Bilim var mı? Bilim çöktü bilim. Evet hocam. Bilim adamı gelişmiyor artık. Yok. Evet. İnşallah. Sanat da öldü. Çöktü. Neden? Çünkü Kur'an'dan uzaklaşıldı. Kur'an'a tam sahip olunsa en mükemmel sanat noktasına çıkılır, en yüksek bilim noktasına çıkılır. Bilimde adeta bir patlama olur. Ya muazzam gelişme olur. Muazzam icatlar, yepyeni tahmin tahayyül edilemeyen gelişmeler olur. Her şey kavrulmuş oluyor o zaman. Birçok şey kavruluyor.